Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker ben. Ebeveynlerin çocuklarına şöyle söylediklerini duyuyoruz değil mi? Ya da biz kendi sevdiklerimize de şöyle diyebiliyoruz. Sana bir adım atana sen de bir adım at. Ya da işte sana ne kadar veriyorsan o kadarını almaya gayret göster. Hep aman dikkat et alma verme dengesine. Çünkü denge şaşarsa kıymeti bilinmez. Hep verici olmamalısın gibi ifadeler duyarız çoğunlukla. Bunu iş hayatımızda, özel hayatımızda, aile hayatımızda, hayatımızın birçok alanında duyarız. Peki böyle midir gerçekten de? Bu konuyla ilgili araştırma yapan psikolog ve yazar Adam Grant bunu açıklık getiriyor. Ona değinmeden önce Adam Grant'in insanlara dair yaptığı bir sınıflamadan bahsedeceğim. O insanları üçe ayırıyor. Alıcılar, vericiler ve dengeleyiciler olarak. Siz tabii isminden böyle biraz tahmin edebiliyorsunuzdur. Ben yine de kısaca değineceğim. Alıcılar o hep almakla ilgileniyorlar vermekten ziyade. Dolayısıyla da odaklarında o var. Karşılarına insanlar geldiklerinde bundan hani ne fayda sağlayacağım mı bir kafalarında netleştirmek ve o stratejiyle de yaklaşmak istiyorlar. Peki vericiler nasıl? Tam tersi. Almak değil, odaklarında vermek var. Ve üstelik de öyle kendi çıkarlarına falan hiç bakmıyorlar. İnsanların ihtiyaçlarını gördükleri zaman o sahip oldukları network, bilgi, deneyim, tecrübe ne varsa cömertçe sunuyorlar. Yani insan odakları da yüksek olan bu kişiler vermeye çok fazla odaklılar. Peki dengeleyiciler nasıl? Onların da kendilerine ait bir terazileri var. Ne kadar almışlarsa o kadarını veriyorlar. Ne kadar vermişlerse tam karşılığını almak istiyorlar. Yani böyle kıstasa kıstas yaklaşıyorlar. Grant diyor ki insanların büyük bir kısmı zaten dengeleyici. Ve onlar sadece kendileriyle ilgili değil, çevrelerinde de bir alıcıyla karşılaştıklarında o işte adalet, eşitlik, karşılıklılık ilkelerini benimsedikleri için bir dur diyorlar ve o adaleti sağlamaya gayret gösteriyorlar. Şimdi bu sınıflamadan sonra şuna gelelim. Şunu merak ediyorum. Bakalım ne diyeceksiniz? Sizce bu üç grup arasında en başarılılar hangi grupta? Hangi gruptur? Ne dersiniz? Ya da şöyle yapmak istiyorum. Ben tam tersiyle ilerlemek istiyorum. Sizce bu üç gruptan en başarısız olan hangisidir? Sanki bu daha kolaymış gibi geliyor bana. Ben de şimdi çok uzatmayacağım. Siz mutlaka buna bir cevap veriyorsunuz. Ben bunu etrafındaki insanlara da sordum. Herkes dedi ki vericiler. İstisnasız vericiler dediler. Gerçekten de öyle dediniz ki değil mi? Şaşırtacak bir şey yok. Ama ben size videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Beklemediğiniz sonuç da çıkabilir burada. Şimdi devam edelim. Hani bu vericiler hani en başarısız oluyorlar. Şuna bir bakalım niye böyle oluyorlar? Bu konuda yapılmış olan araştırmalar var. Hem öğrenciler üzerinde bence bu konu ebeveynleri ilgilendiriyor. Hem de iş hayatında bununla ilgili araştırmalar var. Şimdi ben öncelikle ebeveynler için öğrenciler kısmına değinmek istiyorum. 600'den fazla tıp öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışma var. Bu tıp öğrencilerinden insanlara yardım etmeyi severim, insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıyım gibi vericilere özgü ifadeleri kullanan öğrencilerin hep en kötü notu alan öğrenciler olduğu görülüyor. Niye böyle oluyor? Çünkü bu öğrenciler kendi işlerini bir kenara bırakıp sınıf arkadaşlarına yardım etmeye çalışıyorlar. Hali hazırda kendi bilgi dağarcıklarındaki olan bilgilerin eksikliklerini tamamlamak yerine kendi var olan bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Sınava girdiklerinde yardım ettikleri öğrenciler yüksek puan alırken onlar tabii ki daha düşük puan almış oluyorlar. Şimdi öğrenciler kısmı böyle. İş hayatında da birçok insan var değil mi? Hayatımızın büyük bir kısmını kaplıyor. Peki orada nasıl bir durum var? Bununla ilgili yine 160 mühendisi içine alan bir çalışma yapılıyor. Bu almakla vermekle ilgili gözlemleniyorlar bu çalışmada. Ve bakılıyor ki en başarısız olan mühendisler yine vericiler arasında. Bunların tamamlanan iş sayısı, termin tarihlerine uymak, harcanan para miktarları, boşa harcanan para miktarları diyelim. Bunlar değerlendirildiğinde işte tamamlanan iş sayıları, yapılan teknik raporlamalar gibi bütün konular göz önünde bulundurulduğunda en kötü puanları alanların bu verici mühendisler olduğu görülüyor. Çünkü bunlar yine söz konusu başkaları olunca kendi işlerini bir kenara bırakıp gidip onlarla ilgileniyorlar. Dolayısıyla bu da kendi işlerinin aksamasına ve istedikleri sonuçları alamamalarına sebep oluyor. Öğrencilerden ve mühendislerden bahsettik. Bir de satıcılardan bahsedeceğiz. Hani satış mesleği birçok alanda var çünkü birçok sektörde yer buluyor. Grant bizzat kendi yapıyor ve şunu gözlemliyor. Vericilerin alıcılar ve dengeleyicilerle kıyaslandığında yıllık tahmin edin ne kadar farklı az kazanıyor olabilirler. Tam 2,5 kat daha az kazanıyorlar. Çok ciddi bir oran değil mi? Örnek veriyorum. Alıcılar, dengeleyiciler yılda ortalama 250 bin kazanıyorken vericiler 100 bin kazanıyor demek oluyor. Bu çok ciddi bir fark. Peki diyor ki Grant niye bu böyle oluyor? Çünkü satıcılar
satıcılara baktığında şunu görüyor. Bu satıcılar müşterilerine en iyisini sunmayı o kadar büyük bir takıntı haline getiriyorlar ki o agresif satış yapma durumunu gerçekleştiremiyorlar. O yüzden de bu düşük kazançları elde ediyorlar. Şimdi öğrenciler, mühendisler, satıcılar dedik. Çeşitli meslek gruplarına bakıldığında da benzer sonuçlar görülüyor. Bu vericilerin çok fazla yardımsever olduğu, fazlasıyla güvendikleri ve kendi çıkarlarını başkalarının iyilikleri için kurban ettikleri görülüyor. Şimdi burada oranlar da vereceğim size. Alıcılarla kıyaslandığında vericiler %14 daha az kazanıyorlar. Şimdi çok çarpıcı bir oran vereceğim size. Vericiler alıcılarla kıyaslandığında 2 kat daha fazla suç mağduru olma riski taşıyorlar. Bu yaklaşımları ve davranışlarından dolayı. Bununla beraber de %22 oranında da daha az güçlü ve dominant olarak değerlendiriliyorlar. Şimdi bence yeterli düzeyde açıklamayla, çalışmayla bunun altını doldurduk diye düşünüyorum. Farkındayız ki ve görüyoruz ki o başarı merdivenlerinin en altında gerçekten de vericiler var. O zaman o başarı merdivenlerinin en üstünde kimler var? Alıcılar mı, dengeleyiciler mi? Ne dersiniz? Hemen söylüyorum, ikisi de değil. Yine vericiler. Şimdi şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Hayda, nasıl oldu yani? Hani en altta vericiler vardı. En üstte de nasıl vericiler olabiliyor? Şu az önce verdiğim hani üniversite öğrencileri, mühendisler üzerindeki örneğe biraz geri döneceğim. Sonra kritik noktayı, o iki uç arasındaki farkı yaratan kritik noktayı, işin sırrını vereceğim. Şimdi hani o üniversite öğrencileri vardı ya, tıp öğrencileri. Sınıflarını geçtikçe, farklı kliniklerde rotasyon yaptıkça, staj yaptıkça ve hastalarla ilgilenmeye başladıkça hastalara gösterdikleri ilgiler, takım ve işbirliğine yönelik pozitif yaklaşımları onları farklılaştıran, öne çıkartan kişiler yapıyor. Ve onlar da çevrelerinden daha çok görülmek istenen, ortamda bulunması talep edilen ve destek gören kişiler olmuş oluyorlar. Güzel bir şey değil mi bu? Peki mühendislerde nasıl oluyor? Yine o üst sırada yer alan verici olan mühendisler çok üretken oluyorlar, etrafa güven veriyorlar ve onların bu yaklaşımı etraflarında öyle bir algı yaratıyor ki sadece yardım ettikleri değil, hatta onların hiç tanımadığı kişilerin bile onları desteklemesini ve bu sayede de daha da başarılı olmalarını, daha tercih edilen, daha çok davet edilen, talep edilen kişiler olmalarını sağlıyor. Şimdi bunları söyledik ama hani işin sırrı ne? Hani daha net bir şey yok. Vericileri ayıramıyoruz hangi tipler diye. Şimdi size işin sırrını veriyorum. Hazır mısınız? Burasıyla burası arasındaki fark ne biliyor musunuz? Buradaki vericiler şunu yapıyor. Bir alıcıyla karşılaştığında hop dengeleyici moduna geçiyor ve diyor ki bir dur. Hadi gelsin o terazi. Ve kendini bu şekilde korumaya alıyor. Kendince yapıyor bunu. Hani bir cömertlik sunuyor ya. Elindekileri, imkanları bolca sunan o vericiler cömert kıstasa gidiyor. Nasıl yani? Şöyle yapıyor. O rekabetçiliği takip ediyor. Gözlemliyor ve izliyor. Karşıdaki böyle alma davranışını arttırdığı zaman ona dengeleyici şekilde yaklaşıyor. O davranışından vazgeçtiğinde tekrar kendi özüne geri dönüp verici oluyor. O yüzden cömert kıstasa oluyor. Bu yaklaşımı ne yapıyor? Karşıdakini alıcı davranışından vazgeçirirken onun da sömürülmesini engelliyor. Bu sayede de en yukarıya kadar çıkmış oluyor. Ümit ediyorum ki bu anlattıklarım çocuklarınıza öğütler verirken ya da bizler kendi aramızda birbirimize tavsiyeler verirken işimize yarayacak diye düşünüyorum. Herkese keyifli günler diliyorum. Mavi Kadın YouTube kanalına abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yepyeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.